Eyvallah koçum Cembur. Biz gidiyoruz, eve mukayyet ol, tamam mı? Dur lan. Ne? Ne evine mukayyet olacaksın? Dürdane cadısı buradayken sen kendine mukayyet ol, tamam mı? Anan. Ne oldu lan? Dürdane cadısı kapının önünde bizi bekliyor. Neredeyse gözüme giriyordu karı be. Lan bu karı resmen deli lan. Manyak. Durmuş orada nöbetimizi tutuyor lan. Yani Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlerden daha sadık nöbetine ya. Bak daha hala duruyor lan. Allah kar yandık oğlum. Ya. Dün sabah biz buna bu sabah para vereceğiz diye söz verdik ya. Hayatta bizi bugün bırakmaz bu kapıdan dışarı. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Keto biraz daha evde oturacağız. Bu bıkıp gidecek biz yani çıkmayacağız diye sana. Yani öyle yapalım. Ulan deniz anası be. Ulan hiç olmazsa kargalara bir kahvaltı etme imkanı tanısaydın be. Onlardan evvel kahvaltıya oturmaya utanmıyor musun sen ha? Kahvaltı saatlerini erken alarak benden kurtulmaya çalıştınız değil mi? Ya ama yok. Yuh Kerouf ya. Sahura kalkmış gibi kahvaltı yapıyoruz. Gene geliyor Dürdane Kalfa ya. Sen ya Dürdane Kalfa. Sen nasıl oldu da Saffet'le Rafet'i bırakıp buraya geldin? He. Onları bıraktığımı kim söyledi? Ben iki işi aynı anda yapabilirim. Hele ucunda avantı olursa. Ay ne kadar hırslı kadınsın Dürdane Hanım. Galatasaray senin yanında halt etmiş vallahi. Yani bu hırsla UEFA'ya katılsan kesin kupayı sen alırsın. Tabii alır be. Çünkü bu deniz anasının kupaya kalktığını duyan diğer bütün takımlar yarışmadan çekileceği için kupayı bu alır. Ama kupa para etmezse ben ne yapayım başı başına kupayı? Hala burada ya. Ulan ne yapacağız peki yanıt serseme döndü bana. Sen şöyle geç. Bana bakın ulan Atos Portos. Şu kahvaltı biter bitmez bu deniz anasını vurun anasını sen. Ya bari kahvaltıdan önce vursaydık ha. O niye be? Midesi boşken cesedini taşımak daha kolay olurdu da ondan daha iyi. Ay yeter ya. Ne için konular konuşuyorsunuz sofrada? Çiçeklerden konuşalım yenge. Şöyle tabii. Çiçekler. Bu deniz anasını vurduktan sonra cesedinin üstüne çiçekler atalım baba. Ay iğrençsiniz. Ya ama ben çiçeklerden bahsettim ya. Değil mi lan? Alo. Ulan Tarı var ne yapıyorsun lan? Oh, sen miydin? Ya Şirin'im mıhlarım demeyince tanıyamadım birdenbire yani. Bugün mıhlamayacağım ulan. Bugün bir müjde vermek için aradım. Bana bak, benim içeride yatmama neden olan vukuatlardan birinin faili bulundu biliyor musun? Neyse ulan işte. Otomatikman dava düştü. Tahliye oluyorum Tarıman. Üçüne kadar çıkıyorum, temelli geliyorum. Tarıman. Ulan gene nereye gittin be? Ya baba, hayır baba ya. Bu salak gene bayıldı. Kahvaltının tadı kaçtı. Baba. Ben en iyisi ortadan yok olayım. Ne demişler? Beleş kahvaltı buldun mu yapış, vukuat çıktı mı sılış. Anasını satayım. Kahramanlar gibi çıkalım. Ne olacaksa olsun ya. Nasıl olsa geç kaldık işe. Çıkalım ya. Baksana şuna Dürdane'nin resmi. Vay alçak Dürdane vay. Meğerse kendi yerine suretini koymuş alçak. Biz de salak gibi bütün gün sabahtan beri evde hapis kaldık. Böyle gidelim. Bir adım iyi içe yaradı vallahi. Hep dar bardan otlandım. Hep sizi yakaladım. Çıkın bana. Anneanne, sana dün akşam gördüğüm rüyayı anlatayım mı? Bir dakika küçük bir. Anneanne, o oklama niçin? Söyleyeceğin her ay şu kelimesi için kafana bir tane indireceğim de onun için. Peki anne. Şimdi ben rüyamda uyuyormuşum. Sonra birdenbire kapı açılıyor. Galiba Aysu geliyor ben sopayı hazırlayayım. Bir bakıyorum ki içeri giren sensin. Üstümü örtüp gidiyorsun. Sonra ben kalkıyorum. Şimdi sopa geliyor. Dolaba gidip su içiyorum. Ay Allah be. Sapık torun nerede bu Aysu? Sonra tekrar odama gidiyorum. Neyse Aysu kelimesi geçmedi. Ben şu sopayı kaldırayım ortada. Sonra bir bakıyorum odamda Aysu abla. Ne? Ay, bu defa beni Tonga'ya düşürdün küçük bir. Ulan tamam be seksi şempanze tamam ya. Ulan siz baygın adamı ayıltacağınız yerde
aygın adamı bayıltırsınız be. Ay ama bu sıralar sık sık telefonla konuştuktan sonra bayılıyorsun Taraş. Mafya meseleleri seksi şempanze. Kolay değil yani. Ne oldu ki dayı ya? Sahi. Sorumu geri alıyorum. Iyad ik udlo en. Ne oluyor lan? İşte geri tersten okuyorum, geri alıyorum. Bana bak Titrekman'da. Ben şimdi sana para vereyim. Git alışveriş yap ha. Ne dersin? Ay harikasın Taroş. Şimdi sevincimden bayılacağım şimdi, vallahi. Yok yok. Bir günde bu kadar insan ayırtmak fazla gelir. Bana kimse güvenmesin. Evet ya bayırmalardan yani baygınlık geldi vallahi. Ha. Günaydın baba. Sabah şeriflerin hayırlı, akşam şeriflerin hayırsız olsun baba. Bırakın ulan şimdi şerifi şerefiyeyi falan da içeri kadar gelin de iki laf edelim sizinle isterseniz ha. Ayşat'ta Şarif topuğundan. Nasıl benim esprim ama? Ama biz sabah işe geç kalırdık ama. Boş ver canım. Zaten işe geç kalmışız. 3 saat daha kalsak ne olur babayı mı kıracağız? Gel babaya. Gel babaya. Geliyoruz baba. Sorunsal nedir baba? Sorunsal şu çocuklar. Yani bizim Şirin Ana sorunsalı. Ya Tarımar baba gene izne çıkıyor değil mi? Vallahi gider Adalet Bakanlığı'nın önünde protesto gösterisi yaparım. Bu nasıl içerdelik kardeşim? Biz dışarıdayız. Şirin Ana kadar dışarıya izne çıkamıyoruz yani vallahi. Vallahi bu ancak benim söyleyebileceğim kadar salak bir laf oldu ha. Seni mi kıracağız? Al sen söyle sıkıyorsan. Tarımar baba gene izne çıkıyor deme ya. Vallahi gider Adalet Bakanlığı'nın önünde protesto gösterisi yaparım. Bu ne biçim içerdelik ya? Allah Allah. Ulan susun bakayım be. Hiçbir işe yaramayan 5+5 formülleri. Bu sefer Şirin Ana izine gelmiyor. Tamamen geliyor, çıkıyor yani. Anam. Ya bu sorun saraydan kız kaçırmak, meclisten cumhurbaşkanı çıkartmak gibi bir şey. Hatta daha beter ya. Tabii beter ya. Ama akıl akıldan üstündür demişler. Onun için diyorum ki hani düşünün taşının da bir çare bulalım ulan. Islama tire köfteleri. Kokoreççi. Tarımar baba. Sen bize şeyin ucunu göster, paranın, biz sana çareyi aynen gösteririz. Ulan sen şimdi çarenin bir ucunu göster, ben sana parayı böyle tomarla veririm be. İşte sana çare. Söylüyorum. Biz şimdi Afidap yengeyi alıyoruz, hiçbir şekilde onu şüphelendirmeden alıyoruz bir haftalığına, götürüyoruz, kaybediyoruz ortadan. Sen de bu arada Şirin Ana'yı Adana'ya götürüyorsun. Ha tabii ya. Adana'ya yerleştikten sonra da bir bahane bulur, kaçarsın. Adana Köprübaşı. Ya ondan sonra ne oluyor? Ne? Bir haftalığına da alıyorsun, Kayseri'ye götürüyorsun. Oradan alıyorsun, bir haftaya aynen Çorum'a götürüyorsun. Leblebi. Ondan sonra alıyorsun, bir haftalığına Kokoreççi'ye. Ya bu bir devrim. Desene lan araba kullanmaktan iflam kesilecek. Ulan bu karma karışım bir şey oldu. Hiçbir şey anlamadım. Beyinle bir şey oldum ama fena bir fikir değil galiba be. Hemen ulan tezgahlayın bunu bakayım. Soprano kargalar. Alın bakayım parayı da. Eyvallah baba. Hadi. Baba bu desteden bir tane eksik galiba. Eğer bu sabah da gelmezlerse bir daha zor görürler bizi. Bu öğlen. Ne demek o şimdi? Sabah değil, öğlen oldu gördüğün gibi. Canım ne ha sabah ha öğlen ne fark eder? Çok şey fark eder. Sabahleyin Ankara'dan çıkan bir otobüs, öğlen İstanbul'a varır. Susar mısın Aysu? Susarım. Ayrıca da yalan söylemiştim. Nasılsa İstanbul'a varamaz çünkü yolda mutlaka kaza yapar. Biraz gaz basa kuzen, kızlar kafeden çıkmadan yakalayalım. Tamam da kızlara ne diyeceğiz peki? Ya ne diyeceğimiz var mı ya? Sen bana güven, gerisini merak etme ya. Doğru, niye merak ediyorum ki? Ben biliyorum zaten, gerisi bela. Ulan bu işi o iki salağa havale etmekle hata mı ettik acaba? Ne işi dayı ya? Sen bize herhangi bir iş havale etmedin ki. Ulan salak, salak derken bizi kastetmiyor. Öbür iki salağı kastediyor. Bu hakikaten salak baba ya. Aferin ya salak. Doğru lan. Ama ne yapayım oğlum? Ortalıkta bir sürü salak varken karışıyor. Dayı ya, sen nezle mi oldun? Ulan daha şimdi mi farkına varıyorsun be? Gripal enfeksiyonlar. Beni üzmeyin tamam mı? Geçmiş olsun dayı. Kapı çalıyor. Açayım mı dayı? Ha.
Ay ne zaman öğlen yemeği yiyoruz? Ulan Atos Portos. Tamam baba anladım. Atalım şu deniz anasını dışarı değil mi? Vay lan. En akıllı salak ve sensin ha Çoko. Hadi. Hazırlanın kızlar, hazırlanın. Bir hafta tatile gidiyorsunuz. Ay ne kadar güzel. Ne demek şimdi bu Saffet? Patron ben değilim, patron bu. Yani ben biraz ilgiliyim ama bilgili değilim. Yani ilgisiz bir bilgili değil, bilgisiz bir ilgiliyim. Yani biraz da Serdar bilgiliyim. Çocuklar boş verin siz onu. Bir hafta beleş tatil. Ne dersiniz? Ne güzel bir şey değil mi? Bir hafta tatil. Hem de en güzel yerde bir hafta tatil. Yalnız yanınızda Afitap da olacak. Yani Afitap geliyor, siz gelmiyorsunuz öyle mi? Canım boş ver kimin gidip gelmediğini, bedava beleş tatile bak. Hadi kalkın, gidiyoruz. Kalkın. Alın ulanlar. Size börek getirdik. Hazır. Efendim abi. Arkadaşlara çay yap. Hemen abiciğim. Geç. Alo. Ne var ulan be keçinin sakalı? İşlem tamam baba. Bütün sorunları hallettik. Yalnız biraz daha ateş lazım. Evet, sen bir iki adamınla bize biraz daha para yolla. Tamam, tamam. Siz işi halledin, para kolay yanalım. Hemen gönderiyorum. Çüz baba. İki dakika içinde geliyorum. Kaç dakika içindeymiş? İki. Bak hepsi karışmış, şunları toplamak lazım sırasına göre. Serap. Efendim. Bunlar niye Afitap'la bizi tatile yolluyorlar da kendileri gelmiyorlar? Bilmem. Saffet'i bilmem ama Rafet benimle bir otel odasında bir hafta geçirme fikrini asla, asla gözden kaçırmazdı. Ne demek istiyorsun Ayşe? Vallahi dediğim gayet açık. Rafet benimle bir otel odasında kapanma fırsatını kaçırıyorsa bunda ya hain bir numara veya benden güzel bir kadın var demektir. Ya kızlar sizin burada ne işiniz var? Öğrenciler içeride sizi bekliyor. Yoksa grev mi yapıyorsunuz siz? Ay ne diyorsun sen Tolgahan ya? Aa! Serap! Bugün sana ne oldu? Kimsenin dediğini anlamıyorsun. Aysulaştın ha. Aysucuğum sen sus. Sen de defol Tolgahan. Çıkın! Gel gel gel. Şu mevzuyu adam gibi konuşalım. Şimdi. Kuzen. He? Operasyon tamamdır. Çokomel salandan paraları aldım. Ege için de 3 tane ticket aldım, ayıptır söylemesi. Bize de 1 çuval para kaldı. Ne güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Abilerim, siz gene ne işler çeviriyorsunuz? Ay biz çalışmaktan ölüyoruz. Sabahları poğaçaya talim ediyoruz. Bu adamlar hiçbir şey yapmıyorlar, yine de bir sürü paraları oluyor. Bazı insanlar doğuştan ballıdırlar Ayşecan. Kıskanmayalım beyler. Soygun yapın, sizin de olsun. Tarımarı arayıp hemen raporu vermemiz gerekiyor. Çevir. Kaçtı? 0532. Ay ne bekliyorsun burada Dürdane Hanım? Bir yerlerden bir avantaj çıkar diye bekliyorum. Ne yapalım kızım? Bizim senin gibi mafya babasının kocamız yok. Ay hakikaten çok iyi adam şu tarımar değil mi Dürdane Hanım? Ay baksana durup dururken beni alışverişe gönderdi. Bir sürü para harcadı. Kim bilir dolaplar dönüyor da senin haberin yok. Aferin ulan be. Ulan bizim iki salak fare olalı, aman kedi olalı bir fare yakaladılar zorunda. Ay tanrım vardı, görsen ne harika şeyler aldın. Oho, çok iyi ettin ulan, çok iyi ettin. Bak ne diyeceğim. Ya, Aysu ile Serap anladın mı şeye gidiyorlarmış, tatile gidiyorlarmış. Ben de ulan benim seksi şempanzemin bu kızlardan niye eksik ulan dedim. Kime dedin dayı? Ulan salak kendi kendine dedi. Ha. Ulan lafımı bölmeyin be. Buralımlı su aygırlar. 2 satır konuşuyoruz ulan şurada. Ay tanış. Esi sana da bir tane bilet aldım. Titrekman'dan. Yani bir hafta tatile gidiyorsun ağzım. Ay harikasın tanış. Bakalım. Ay ama ben tatil için bir şey almadım ki. Ulan düşündüğün üzüldüğün şeye bak be dur. Al bakayım şunları. Heh, bir tekrar alışverişe para dur be. Sağ ol. Kız
kızlar ölen mi? Yanağınızdan öpen mi? Kızlar. Şaklabanlık yapmayacak ama kızlar bozuk galiba. Ya bozulsalar bile haberi duyunca neşelenirler kuzen. Şimdi göreceksin. Den denenen, denenen, den denenen. Kızlar hazır olun, Ege'ye tatile gidiyorsunuz. Deniz, kum, plaj, lahmacun... Maalesef biz gitmiyoruz. Ne? Gitmiyor musunuz? Nasıl yani? Öyle işte Rafet Bey. Biz gitmiyoruz, gitmiyoruz. Aa, bir şey mi oldu sana? Canım siz tatil dediniz diye biz balıklama atlamak zorunda mıyız? Gitmiyoruz işte o kadar. Kalkarsı gidelim. Evet, gitmiyoruz. Biz gidelim de siz karılarla fink fink atın, öyle mi? Gitmiyoruz işte. Buradayız ve gözümüz de üstünüzde olacak. Hasti, ne halledeceğiz şimdi? Hasti. Yeter güzelim yeter. Yeter güzelim yeter. İki iki dört eder. İki iki dört eder. Mantere yandan kıl çeker gibi hallettik şu işi be. İki iki. Lan Çoko, dayım benim şarkımı söylüyor. Ama içinde dört de var. Hala öğlen yemeği yemeyecek misiniz be? Akşam oldu. Defoldu tane kalma. Cekabocuğum, bu müthiş kafam bu duruma ne diyor? Ayvayı yedik kuzen diyor. Tereyağından tam böyle kılı çekiyorduk. Tereyağı birdenbire betona dönüştü. Bizim kafanasını al. Tarumar bizi hiç iyi yiyecek. Bana bak kuzen, öyle pat diye söylemeyelim. Alıştıra alıştıra söyleyelim. Tabii alıştıra alıştıra söyleyelim. Tarumar da bizi alıştıra alıştıra öldürsün. Aferin lan size be şalgam suları. Afitabı aratmadınız namussuzuma. Dayı, istersen keyfin tam olsun diye bir de türkü patlatayım ha. Mesela kara üzüm affesi olabilir. Kes olan be şalgam suları. Hemen şımarmayayım be. Defol günahı kalma. Dikkat şunu vur, vurayım dayı. Ooo, kimler gelmiş? Yuh yani dayağı tanımadın mı? Rafet, Saffet. Yok, Rafet, Saffet. Şey baba, son dakikada bir sorun çıktı. Yani, küçük bir sorun yani. Baba, kızlar tatile gitmekten vazgeçtiler. Ne? Ne demek oluyor lan bu? Dingildek de öler ha? Bunun Arapça meali eşhede na ilahe illallah demek oluyor lan. Lan size bir gün müsaade ediyorum. Ya karılarınızı ikna edersiniz ya da başka bir çare bulursunuz anladın mı? Yoksa Şirin beni öbür tarafa gönderir be. Ulan ben de yalnız başıma gider miyim? Sizi de tabii ki yanıma alırım abi. Baba baba bizi de yol tutuyor. Alma. Esabire, esabire. Salak mısınız siz, salak? Anne gene başlama ne olur ya. Ne demek başlama kız? İnsan beleş bir tatil bulmuşken gitmez mi? Ya gidelim de eve kara atsınlar. Aa, aptal kızım sen buradayken atamazlar mı yani? Hiç olmazsa biraz çekinirler. Ercan'ın yanında böyle şeyler konuşmayalım Aysu. Ben yokmuşum gibi davranın be anneanne. Rahat olun yani. Ben de bu sayede tecrübe edinmiş oluyorum. Bana bak salak torun. Eğer babana çekersen vallahi kafanı kırarım bilmiş ol ha. Nasıl Serapcığım? Bunlar senin için. Olmaz. Bir dakika canım daha bir şey demedik ki. Ne diyeceğinizi biliyoruz ve olmaz diyoruz. Razi Hanım ya siz onları razı edersiniz. Aa, kızlar hadi üzmeyin Rafetciğimi. Olmaz. Evladım görüyorsun ben elimden geleni yaptım. Para nerede? Bana bakın beyler, artık sizin pis oyunlarınıza alet olmak istemiyoruz. Lütfen çekin, gidin. Ama Serapçığım ya. Hadi, hadi. Serap'ı merabı yok. Zilin sesini duydunuz, hadi beyler. Ya bir dakika. Hadi geçme be. Yaşından başına tutan be. Bana bak, hadi. Allah'ın holiganı, dur be. Yürü valla, kırarım kafanızı. Buyursunlar abi. Kafana göre bir şeyler ver kardeş. Tamamdır abiciğim. Efe midir, garson mudur, belli değil lan. Vay be. Millet neşe içerisinde, biz dertten geberişiz vallahi. Haklısın kuzen. Bana bak,
kafaları iyice çekelim de iyice sarhoş olalım, Tarumar Baba'nın kurşunlarının girişini hissetmeyelim, oldu mu? Haklısın kuzen. Bana bak, gene birilerine takma, hadise çıkmasın. Yok oğlum, tanıdık geldi adam da, o yüzden bakıyorum. Osman! Rafet mi? Vay! Vay be! Üçkağıtçı Rafet! Ulan sen be! Ulan kilimik Osman! Ana! Kilimik Osman lan bu! Lan oğlum sen Tokat'ta yaşamıyor muydun? Evet. Ulan senin bir de canavar bir karın yok muydu lan? Evet, evet. Ulan nasıl kurtuldun da geldin buralara? Ayıp ettin be Rafet. Oğlum buna kafa derler. Bak şimdi, ben senede bir iki defa bizim karıya bir dümen çeviriyorum. Diyorum ki, karı, başım çok kötü belada. Ondan sonra gidiyorum arkadaşlara bir rica ediyorum. Karıyla beraber giderken arkadan pat 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 havaya ateş ediyorlar. Aman diyorum karı, durum vahim kel Abdurrahim. Ben biraz toz olayım. Pat verelim İstanbul. Nasıl ama? Ne oldu Rafet? Ne bakıyorsun öyle? Ulan! Ulan Osman, hızır gibi yetiştin imdadımıza lan. Ulan işte hayatımızı kurtaracak plan. Bak kuzen, kalk gidiyoruz. Tamam, kalkıyorum da garson geldi. Bir dakika ya, bunlar ne olacak? Bunlar ne olacak? Bizim işimiz çıktı kardeşim, bunları seveceğiz. Kalk kuzen, kalktın mı? Yok abi. Hala bakma lan işte. Otur kendin iç kardeşim. Allah Allah. Sakar garson. Yürü, yürü. Ulan Rafet. Aman. Gideceklermiş. Bana ne gidersiniz? Lan oğlum, bana da anlatsana durumu. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Şimdi vakit kaybetmeyelim. Bir an önce Tarumar Baba'ya durumu anlatalım, hadi. Ulan senin yanında oradan oraya, oradan oraya koşuşturmaktan bıktım ya. Hadi sür kuzen. Gaz basa, gaz basa. Tamam. Bana bakın ulan, Oscar'a aday gösterilip de kazanamamış tokatçılar. Eğer bu seferki planınızda fos çıkarsa, bak çok fena yaparım ha. Baba, vallahi benim bu konuda hiçbir fikrim yok baba. Ha. Baba, sen bana güven. Bu seferki planım acayip ya. Nasıl olacak peki? Ne yapıyoruz biliyor musun? Yarın sabah biz sana erkenden kahvaltıya gidiyoruz buraya. Oho, dürdane kalfanın üstüne bir de bunlar gelecek. Bize masada yiyecek bir şey kalmayacak ya. Salak, biz bir şey yemeye gelmeyeceğiz. Tükürdük mü lan? Ne? Allah'ım yarabbim. Şimdi biz iyi gazetecileriz ya. Evet. Haber alma kaynaklarımızdan diyeceğiz ki böyle bir haber aldık. Babanın hayati tehlikesi var diyeceğiz. O yüzden babanın ortalardan bir hafta böyle kaybolması gerekiyor diyeceğiz. O zaman da Afitap yenge ne olacak? Yalnız kalacak. Sizin gibi kodajları bırakır mı Afitap yenge? Onları da diyeceğiz ki bizim kızlara yollayacağız. Kızlar da kalsın diyeceğiz. Vay be. Amma akıllıcaymış ha. Jacobo, tebrikler. Rica ederim kuzen, vazifemiz. Aferin be kabak çekirdeği. Bak bu planı ben de tuttum. Baba, ben de tutabilsem paraları şöyle. Baba, bu desteden iki tane eksik. Vay anasını, beni bile görmeden pas geçtiklerine göre garanti paralı bir dümen tezgahı yapıyor bunlar. Dürdane, dikkat et, payını kaptır. Allah nazar değdirmesin Dürdane Hanım bugün kahvaltıya gelmedi. Dayı gelirse vuralım mı? Vurun. Ay saçmalamayın ya. O zaman durun. Saati kurun. Bugün sadece kahve olsun diye söyledim. O zaman sürün. Uyumadı ki dayı. Ulan uysa da sürün, uyumasa da sürün. Hilkat kapıyı aç, açtım dayın. Felaket baba. Aynen baba. Durun bakalım be, kuzu kulakları ne oluyor? Çok kötü baba, çok kötü. Amanın. Eyvah. Vah vah vah. Bizim gazetenin istihbarat dairesi bir duyum almış baba. Mafya içerisinde bir kanat, bir grup seni vurmak için karar almışlar. Aynen baba. Amanın. Eyvah. Vah vah vah. Evet baba. Hemen ortadan kaybolman gerekiyor. Çünkü her an bir baskın yiyebilirsin. Bir hafta ortadan kaybol. Biz Afet abimi biz de saklarız. Merak etme. Yengemiz sayılır. Amanın. Eyvah. Vah vah vah. Ulan seksi şempanze, hiç aldırmıyorsun bakıyorum. Ne diyorsun sen bu durum vaziyetine, he? Aman Tarumar, sen alışıksın böyle şeylere. Koskacı bir mafya babası böyle şeylere kopuç bırakmaz.
Hepimizin ödü patladı, Allah kahretsin. Bana bakın, defolun gidin, ne bulacaksanız bizden uzakta bulun. Aman bize dokunmayın. Alo. Ulan Tarım var, çok heyecanlıyım be, iki gün kaldı. Bana bak, beni unutup kapılarda taksi falan arattırma, mıhlarım ha. Unutmam Şirin'im, unutmam ya. Ulan sen unutulacak karımsın be. Sen hiç merak etme, unutmam. Alo. Babacığım, babacığım, gözümüz aydın. Çareyi buldum, buldum çareyi. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen bir gazino ayarlıyorsun. Ondan sonra aç kulağını da dinle baba. Aferin ulan, aferin be. Söğüt dallarındaki manda yuvaları. Çok güzel bir plan ulan bu. Tamam. Tamam, harika. Hemen uygulayalım ulan be. Ulan çabuk bana seksi şempanzeyi çağırın bakayım, hadi. Manda yuva yapmış Söğüt dalına. Aman aman. Kim o? Aydat. Ulan dalga geçme be, düdük makarnası. Ne bileyim dayı ya, evin içindeki o lafını duyunca dayanamayıp espriyi patlattım. Ulan ben de şimdi senin kafanı bir patlatacağım, daha iyi espri olacak ha. Ne var Tarış? Bana bak ulan titrek manda. Hani tatile gidemediğinden mütevellit olarak üzgün ve süzgün olduğunu bildiğimden dolayı seni şöyle kıyak bir gazinoya götürüp eğlendirmeye karar verdim adın be, iyi mi? Bana bak Aysel'e şeye de haber ver. Neydi öbür kızın adı be? Serap. Serap'a da haber ver. Meclis tamam olsun adın. Hadi git hazırlan bakayım. Ay harikasın sen. Bana bak ulan siz de hazırlanın. Kuru sıkı tabancalar bulun. Ben de gazinocu Ekrem'e haber verip durum vaziyetini anlatayım adın. Hadi bakalım. Çocuklar, bu abuk subuk işlerinize bizleri karıştırmayın lütfen. Ama Serapcığım, bu abuk subuk değil ki. Eğer bu duruma bir çare bulamazsak Tarım'a bizi vuracak. Sonra Şirin ona Afitap'ı görecek, Tarım'a vuracak. Ondan sonra bu acıya dayanamayan Afitap kendini öldürecek. Ortalık kan gölüne dönecek ya. Ben kan görmeye dayanamam. Biliyorum hayatım, o yüzden işte bize yardımcı olun. Tam olarak ne yapmamızı istiyorsunuz? Canım şimdi siz bir gazinoya gideceksiniz. O gazinoda Elinoy gibi yapacaksınız numarada. Sonra biz gireceğiz Saffet'le oraya numarada. Böyle sanki oraya baskın yapıyor gibiymiş olacağız, tamam mı? Numarada. Ama bu arada bizde böyle çorap morap olacak. Böyle tam böyle baskıncılar gibi, soyguncular gibi, tamam mı? Ondan sonra cuma sağa sola ateşler edeceğiz numarada. Çünkü kırsıkı, tamam mı? Kırsıkı olacak böyle elimizde böyle numarada. Bu arada da adamlar böyle bazıları birkaç kişi böyle yerlere yatacaklar böyle numaradan. Ölmüş gibi yapacaklar böyle numaradan, tamam mı? Ondan sonra cuma siz de böyle korkmuş gibi böyle panik yapacaksınız numaradan. Afitap'ı da böyle korkutacaksınız sanki öyle böyle korkmuş gibi olacak numaradan. Biz de bu arada bu numaradan şey yapacağız işte. Ay bu çok numara oldu. Ben karıştırırım bu kadar numarayı Rafi. Bırak bu numaraları. Hepsi bir numara Aysu. Hadi bakalım kalkın, herkes hazırlansın. Biz de bu arada Tarmar Baba'yla son hazırlıkları gözden geçirelim. Numaraları. Sizin bu salak oyunlarınıza destek verdiğim için pişman olacağımı biliyorum ama gene de neyse. Hadi. Lan bu bir oyun. Heyecandan çişim geldi, ne yapayım? Allah'tan tuvaletteyiz. Her şey hazır baba. Aha, tamam, daha hazır. Ha bana bak.
Bir iki kişi de numaradan vurulsun ha. Sen merak tamam etme baba. Geliyorum buraya. Ha bana bak, bizim tuvaletteki iki salağa söyle. Gelsinler, bütün geceyi burada geçirmeyelim ha. Tamam baba, şimdi söylüyorum. Sağ olasın abi. Baba ortak kursunlar ödedi. Tamam lan Kazma, sen işine bak. Kazmaya bak ya. Şşş, hadi gel hazır. Benimki kilo bu. Acayip şaşırttınız ha. Ulan sizin böyle kallavi bir program uygulayacağınızı rüyamda görseydim inanmazdım ha, yemin olsun. Estağfurullah Tarman abi. Arada bir kafamız basıyor. Nasıl çatışma oldu ama? Dan dan dan. Kendimi bir an böyle gerçek mahve gibi hissettim ha. Lan Çoko, farkındaysan çıtır çerez laf etmedin. Helal olsun. Oğlum çaktırma lan. Silah sesleri çat çut ettikçe aklıma bir an çıtır çerez geldi. Ya çocuklar yani... sizin bu yaptıklarınızı nasıl ödeyeceğim, nasıl bu iyiliğinizin altından kalkacağım bilemiyorum ha doğrusu. Nakit yani olarak ödeyeceksin baba. Ya öyle demeyin çocuklar, öyle demeyin ya. Sizin bu yaptıklarınız parayla pulla ödenmez ya. Bir kere denemekten bir şey çıkmaz. İyice say baba. Geçen sefer desteden hep eksik çıkıyordun. Yok canım. İyice say. Daha fazla sayman gerekiyor. Bir aklın önüne getir bakayım. Biliyorsun yani değil mi? Raziye Cadısı'nda kalacak Afitap yenge. Bir hafta kalacak. Paraya doymaz. Say baba, say. Eksik çıkmasın. Eksik teker teker say baba. Yani bugünlerde de mor çatır adiye durumu çok sık olmaya başladı. Anne lütfen. Ay çok korkuyorum. Tarumar'ın başına inşallah bir şey gelmez. Ay korkma, korkma. Onlar böyle durumlara alışıklar Afitap. Benim anlamadığım bir şey var. Vah yandık. Şimdi bunu anlatması 3 ay sürer. Kızım en iyisi sen çevreye verdiğim zarardan dolayı özür dilerim diye boynuna bir laf at. Nedir aşk? Şimdi Tarumar abiyle arkadaşları bir haftada ortadan kaybolacaklar değil mi? Evet. Peki onları sonra kim bulacak? Serap kızım bak, bunca yıllık annenim. Senden şimdiye kadar hiç ciddi olarak bir istekte bulunmadım. Şimdi bir isteğim var, bana müsaade et. Nedir anne? Bırak da şu Ayşu'ya bir kafa koyayım, oturtturayım yerine. Abine bak şimdi. Ben de her şeyi hallettim hanım. Şimdi ben seni kapıdan alacağım. Ondan sonra doğru Adana hanım. Olmaz. Niye olmaz ya? Olmaz. Senin İstanbul'da evin yok mu Tarman? Ben gitmiyorum Adana'ya ya. Bir hafta senin evde kalacağım. Ya şimdi bir hafta olur mu ya? Niye olmasın? Olurum ulan. Bir hafta senin evinde kalacağım, o kadar. Dedi. Yani sizin anlayacağınız sonuç olarak yapılan bütün numaralar boşa gitti ve Şirin Ana burada kalacak. Tarumar babacığım, Tarumar abicim.
Hadi evimizi bir gün iki gün verelim ama koskoca bir hafta veremeyiz ki, buna can mı dayanır ya? Dayanır, çaresiz vereceksiniz be. E peki biz nerede kalacağız be? Nerede kalacaksınız? Raziye'de kalırsınız. Olmaz. Olur. Olmaz baba. Olur. Olmaz. Olur. Olur baba. Oh şöyle ya, bak nasıl anlaştık. Ama Raziye müsaade etmez. Tabii biz desek bile Raziye bu işe hayatta olur demez baba. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz ama olur. Ha şöyle be, nasıl anlaştık, bak gördün mü? Evet ama sana biraz pahalıya mal olur. Yahu beton Raziyeciğim be, paranın ne önemi var? Mühim olan insaniyetlik, anladın mı? Neyse bu yıl bu işte böylece halloldu, anladın mı? Afiyet'ten sonra bu iki lavuk da bir hafta burada kalıyor. Tamam. Allah, yandıkça kaba. Hemen paniğe kapılma kuzen. Hiç olmazsa karılarımızla birlikte olacağız. Değil mi ama? Nah olacaksınız. İkiniz birlikte Ercan'ın odasında kalacaksınız. Allah. Evet, haklısın kuzen. Yanmışız. Seni çok özleyeceğiz Şirin ona. Evet, sana çok alışmıştık ya. Hadi hadi, işi dramatik hale getirmeyin. Ben de sizi çok özleyeceğim. Senin bir gün çıkacağın hiç aklımıza gelmemişti. Hayatta olur böyle sürprizler çocuklar. Şirin hanginiz? Benim. İyi hadi çabuk hazırlan hadi. Sen kiminle konuşuyorsun lavuk? Kes sesini gerizekalı. Akşama kadar seni bekliyorum. Hadi hadi. Ne diyor lan sesim o? Yanımda uyuyor. Ağzına... Ulan sapık! Ne yapıyorsun lan? Ne yapacak ama? Bana bak, senin bu oğlun var ya, harbi sapık lan! Ne diyorsun sen ya? Aysu diye beni götürüyor lan neredeyse. Ulan ikiniz de sapıksınız lan. Ne oluyor ya? Yarın sabah okula kalkacağım ya. Ya bırak çocuğun, yarın imtihanı var, uyusun Cakabo ya. Lan ya. Sapıklar. Ne olacak ama? Yok bir şey, deniyorum onu. Kaç ablam. Ulan Allah'ım. Ulan yarabbim. Ulan can böyle yatmak bile daha iyi lan. İyi yavrum. İçeride uyutmuyorlar da Razi Hanım teyze. Hayır yavrum, yasak demişim, yasak. Ama şey, bari salonda yatayım diyorum. Hayır dedim, doğru odana. Ama Razi Hanım teyze ya. Hayır. Aysu abla. Hadi lan, lavuk, lavuk sapık. Muzdil aklı da imansız değil. Manyak mısın? Ne oldu ki Serapcığım? Diş macununu niçin ortadan sıkıyorsun? Bu evde diş macununu senden başka kimse kullanmayacak mı yani? Canım, amaç içindeki maddeyi dışarı çıkarmak değil mi? Ha dibinden sıkmışım, ha ortasından, ne fark eder? Hayır efendim, düzen diye bir şey vardır ve burası sizin eviniz değil. Hatırlattığın için çok teşekkür ederim Serapcığım. Rahmet! Sen o havluyu ayağına mı sildin? Hayır canım, popomu sildim. Ya manyak mısın, yüz havlusuna ayak silinir mi? Aman be kuzen, burası da Nazi kampına döndü ya. Hakikaten ya. Gaz odaları ne tarafa düşüyor? Ay, bu ne bu manyak? Başka bir vukuatımız kalmış mıydı? Hatırlamıyorum. Ay gerçekler, gerçek odunlar. Bu terliğin buzdolabında işi ne? Alışkanlık işte. Ya peki siz bu evde terlikleri nereye koyuyorsunuz? Canım kızacak ne var bunda? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp değil mi?
Kara üzüm habbesi. Le canım. Gönlüm sevmez herkesi. Esmer sen güzelsin. Ne yapıyorsunuz lan siz burada bakayım ha? Kıkırdak develer. Dayı, şimdi Şirin Hanım çıkıp buraya gelecek. Sen de yukarı çıkacaksın. Afitap yenge de buraya gelecek. Biz de onu oyalamaya çalışacağız. O zaman ne yapıyoruz? Peşin peşin prova yapıyoruz. Evet. Kara üzüm habbesi. Le canım. Gönlüm sevmez her şeyi. Esmer sen güzelsin. Ay manyaklar! Ne oldu be kaynanatör? Niye oturuyorsunuz bakayım o kanepeye? Bu kanepeler amuda kalmak için mi? Beceremiyorsun bari espri yapma salak şey. Yapma değil, hazır aldım. Bu kanepe misafir için, kirletliğin onları. Ay manyaklar! Şimdi ne oldu ya? Halıya basmayın, kirlettiniz halımı. Hay canına. Razi Hanım, ayakta durabilmek için bir yere basmamız gerekiyor ya. En iyisi sen benim sırtıma çık. Halıya dört ayak yerine iki ayak bas. Rafet! Hay Allah. Yine bir şey yaptık. Yine ne yapmışım karıcığım? Tuvalete girince klozetin kapağını kaldırsana hıyar. Safet! Tamam. Vurun kahpeye. Ayakkabıyı niçin kenara koymadın? Onu temizleyeceğiz diye canımız çıkıyor burada. Aa, yeter ama be. Burada vurun kahpeye muamelesi görmeye artık dayanamayacağım ya. Aynen şaka bu. Gerekirse ben sokakta parkta yatarım lan. Aynen şaka bu. Aynen'e başlatma lan. Haklısın şaka bu. Gördünüz mü? Hiç kimse sizin tarafınızda değil. Hadi bakalım sizin çıkmanıza yardım edeyim. Buyurun efendim şöyle. Hadi geç. Al topla pılını fırtın. Hadi bakayım. Allah'ım ya. Yardımcı olayım. Hadi beyler. Kış. Kuzen, gidelim Tarman Baba'ya yalvaralım. Evimizde kalalım. Haklısın Cakabı. İnsanın evi gibi yok mu sen? Haklısın Cakabı. Hem Şirin Ana da bizi seviyor kuzen. Haklısın Cakabı. Bir şey söyleyeceğim kuzen. Ne var kuzen? Ya bu haklısın Cakabı kulağa hoş gelmiyor. Haklısın kuzen daha hoş geliyor kulağa. Haklısın o zaman lafları ben... Haklısınları sen söyle. Haklısın kuzen. Gidelim Tarumar Baba'ya yalvaralım evimizde kalalım. Haklısın kuzen. İnsanın evi gibi yok valla. Haklısın kuzen. Selam baba. Selam baba. Ne arıyorsunuz siz burada bakayım ha? Kaydırı kuppak bizim Cemil'lere. Senden bir ricamız olacak baba. Baba, aletini bana verir misin? Hı? Tabanca. Sen de Hikat, sen de aletini bana ver. Tabanca mı? Evet. Al bakalım. Baba, bizim kendi evimizde kalmamıza izin vermezsen kendimizi vuracağız baba. Evet, hem de çok kötü vuracağız baba. Oğlum durun bakayım be estoma köfteler. Şimdi sizin kendinizi vurmanız önemli bir şey değil de karınız ortalığa saçılır, halıyı malıyı kirletirse bizim seksi şempanze fena bozulur abi. Telefon, kimin telefonu çalıyor? Babanınki. Alo. Ulan Tarumar bana bak sakın gülme ha. Vukuat işledik anadımı. Tam çıkarken bir gardiyanı topuğundan vurdum 3 seneydi. Yani senin anlayacağın ben çıkamıyorum. Gelemiyorum Tarvan. Pencere kendine geçti ya. Baba böyle lavukça güldüğüne göre çok edici bir haber aldı galiba lan. Dayı ne oldu ya? Şirin bir hukuk atışı demiş. Tekrar içeri atmışsa kalmış orada. Biz o kadar işkence ve korkuyu boşuna mı çektik? Raziye canısının dırdırını da tabii. Durun ne yapıyorsunuz çocuklar ya? Dürdane doldurun yapmayın. Senin yüzünden karılarımızdan dolduk. Brezındık. Hey ahbap! Karılarımız artık bizimle 5+5 yıl daha yüzümüze bile bakmazlar. Ya durun çocuklar yapmayın ya. Bakın bir de işe yani olumlu bir tarafından bakın ya. Bakın Şirin içeride kalacak. Afitap dönüp geri gelecek. Yani sizin anlayacağınız her şey eski haline normale dönecek. Şimdi ya. Tabii. Sana göre hoş. Ama biz karılarımızsız kaldık. Gelin.
Şey, çocuklar şimdi şu anda evde seksi şempanze yok, öyle değil mi? Evet baba. Evet, sizin karılarınız da yok. Evet baba. Evet baba. Ya demek ki şu anda milletvekilleri kadar hür ve özgür bulunuyoruz, öyle değil mi? Evet baba. Evet baba. Yani bir karıcıya hemen bir telefon ederek bir sürü karı buraya getirebiliriz. Öyle değil mi? Bu şekilde Şirin'in içine kalmasını bir güzel kutlarız. Ha? Ne dersiniz? Evet, evet baba. Evet baba. Ay ben çıldıracağım ya. Ben artık burada kalamam. Aman be. Sana kal diye yalvaran yok. Hem bizim küçük sapık da sallamaç olmaktan kurtulur. Oh oh, bir de hakaret dinliyoruz. Kusura bakma ama birincisi burada kalman bizim suçumuz değil. İkincisi bu ev annemin evi ve o her zaman böyle konuşur. Evet, Raziye teyzenin böyle konuşması hakaret olmadığı gibi hatta övgü bile sayılabilir. Alo. Canım kızlarım, nasılsınız bakalım? Bir saniye. Ben içeriden telefonu açacağım, bir saniye. Aysucuğum gel. Sen şu telefonu al, ben içeriden açınca kapat. Aa, burada da mafya meseleleri konuşuluyor galiba. Efendim Şirin Ana, demin kusura bakma konuşamadım. İçeride misafirler vardı. Nasılsın? Sorma be güzelim, burada bir gardiyan yamuk yapmaya kalktı. Ben de aynen mıhladım aradım. Ne? Aman Allah'ım. Sonuç ne oldu peki? Sonuç. Ne olacak? Kaldık içeride. Bir sürü ceza aldık anladın mı? Neyse siz beni boş verin de bir gün gelin de laflayalım kızlar. Özledim ha. Tamam Şirin Ana, geleceğiz. Tamam. Hadi güle güle. Hay Allah. Ne oldu Serap? Hiç. Sen burada sıkılıyordun değil mi Afitap? Evet, hem de çok sıkılıyorum. İyi, o zaman eşyalarını hazırla, tarumara gidiyoruz. Hadi. Ay çekeyim. Ay gidip hemen eşyalarımı hazırlayayım. Ne oldu Serap? Durum düzeldi anne. Artık Afitap denen meseleden kurtulduk. Oh! Tüh be. Var ya, ne tühü? Tüh, ha? Ne tühü? Karayüzüm hampesi, ne le 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 canım. Esmerler üçe ayrılır. Beyaz esmer, ekmek esmer, buğday esmer, Bu sefer sen de bize katılacaksın galiba. O zaman hep beraber.